Doktor Sayın İbrahim Ersoy'la da bir genelde hem genel değerlendirme alalım hem de Sayın Ersoy tabii zoonotik bir hastalık. İnsanlara bulaşma sürecinden de belki bahsedebiliriz. Sayın Dilek Arman'a da sorduk ama sizin bakış açınızla nasıl bir değerlendirme yaparsınız ilk olarak? Şimdi biz COVID-19'dan önce hocalarım hatırlayacaktır. Genel olarak enfeksiyon hastalıkları neredeyse tamamen bitmiş. Tamamen kronik hastalıklarına, diyabet, kalp hastalıkları, kanser gibi genelde kronik hastalıklara. Sağlık sistemi, hekimler, herkes, ülkeler de dahil olmak üzere kronik hastalıklara yönelik bir sağlık sistemimiz vardı. COVID-19'dan sonra bu biraz daha değişti. Evet, bir pandemi dünyayı etkiledi. Şimdi ben dünyadaki mesela Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde şu anda kolera salgını da var, kızamık salgını da var. Yine Afrika'nın başka ülkelerinde sıtma salgını var. Birçok endemik olarak salgınlar Afrika'da oluşuyor. Hatta Amerika'da şu anda parvovirüs B19 dediğimiz bir virüs var. Onun salgını konuşuluyor. Hatta işte COVID-19'un 2 yıldan beri en yüksek vakaları saptanıyor Amerika'da. Onun dışında beslenme ile ilgili kaynaklı salmonella salgınlar oluyor Avrupa'da. Birçok salgınlar neredeyse enfeksiyöz bir dünyaya girmiş olduk. Yani önceden kalp hastalıkları, diyabet, kanser ve diğer hastalıklar, kronik hastalıklar varken şimdi biraz daha enfeksiyöz hastalıklara doğru gidiş oluyor. Şimdi ben birkaç gün önce maymun çiçeği ile ilgili, maymun çiçeği de demek istemiyorum, şundan demek istemiyorum. Şimdi ben bir sağlık iletişimcisiyim aynı zamanda. Sosyal medyada maymun çiçeği nedir, nedir diye bir dakikalık bir video paylaştım. Yaklaşık 2,5 milyon izlendi, binlerce yorum geldi. Benim orada gördüğüm şu, bir kere insanlar COVID-19'u yaşadıkları için şu anda bir şey halindeler. Yani maymun çiçeği virüsü ve o görüntüyü düşünün, o maymun çiçeğinin yarattığı görüntüyü düşünün. O görüntüden dolayı bir telaş içerisindeler. Yani bunun sadece yayılmasından falan değil de, mesela o şeydeyken, İşte COVID-19'da işte Çinliler şunları mı yiyor, şunları mı yiyor diye bir sürü sosyal medyada paylaşım vardı. Şimdi maymunları mı yiyorlar diye paylaşımlar var. İnsanların korkuları var. Çünkü COVID-19 birçok ekonomik anlamda da insanların sosyal hayatında da birçok değişikliğe yol açtı. Olumsuz değişikliklere yol açtı. Psikolojik anlamda birçok değişikliğe yol açtı ve insanlar herhangi böyle bir şey durumunda, İşte maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor, Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti dediğinizde bir hemen teyakkuza geçiyorlar. Yine ülkemize gelecek mi? Yine kapanmalar olacak mı? Bana en çok sorulan soru, okullar kapanır mı? Yani birçok soru akla geliyor ve genel olarak bir korku söz konusu. Yine ben COVID-19'da yaşadıklarımdan hatırlıyorum. Sağlıkta evet birçok şey önemli. Hastalığın yönetimi, her şey önemli. Ama en önemlilerin ben başına sağlık iletişimini koyarım. Çünkü bu pandemi dediğimiz, salgın hastalıklar dediğimiz tamamen bir aslında bir iletişim işi. Sağlık iletişiminin düzgün yapılması gerekiyor. İnsanların doğru, yani doğru bilgiler. Çünkü karşıt da bir görüş var. Sürekli komplo teorileriyle size işte şu anda mesela diyorum ki çiçek aşısının koruyuculuğu var. Artık şu anda aşılarımı yaptırmak istemiyorum hocam diyenler de var. Aşılara karşı bir ön yargı gelişti. Onların yani karşı taraftan da bir problem var. O yüzden bir kere bunun sağlık iletişim açısından güzel yürütülmesi lazım. Ve gerçekten bu hastalığın bir kere bilinçli olduktan sonra, yani COVID-19'da ben hep şeye benzetiyordum. Uçak kalkarken biz bir taraftan da uçağı tamir etmeye çalışıyoruz. O yüzden biraz zorlandık. Çünkü COVID-19'u tanımıyoruz, virüsü tanımıyoruz. Ama burada virüs daha tanınır bir virüs. Aşısı var. Ama Mustafa hocamın söylediğine geleyim. Çünkü o Afrika'dan çıkmasaydı bu virüs, bu hale gelir miydi diye çok önemli bir soru sordu ve cevabını verdi. Ben de ona eklemeler yapayım. Şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti dediğiniz Afrika'nın ortasında 100 milyon nüfusa sahip bir ülke. Lityum iyon pilleri, yani elektrikli araçlarda kullandığımız, cep telefonlarında kullandığımız lityum iyon pillerinin bataryaları %70'i dünyanın buradan kaynaklı. Çin var burada, Amerika var, Rusya var, Belçika var. Yani tamamen Afrika zaten bir sömürü ülkesi.
İç savaş var. İç savaşın dışında çocuklarda mesela ölüm oranları 524 ölümden 468'i çocuk, 15 yaş altı çocuk. Bir taraftan sorular soruluyor. Hocam cinsel yolla bulaşıyor, niye çocuklar ölüyor gibi akıllara soru geliyor. Ama doğusunda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda birçok çocuklar kamplarda yaşıyorlar. Yani orada bir iç savaş var ve demografisine bir bakalım dediğimizde o 100 milyonun 7 milyonu gezgin. Yani şu anda yerlerinden, yurtlarından edilmiş. İç savaş nedeniyle edilmiş bir halde. Sağlık sistemi derseniz yok, beslenme derseniz yok. Normal su derseniz, herhangi bir suya ulaşım, temiz suya ulaşım var mı derseniz o yok. O yüzden kolera salgını kızamık hortlamış. Dünya Sağlık Örgütü evet sadece bir işte acil durumu ilan etmekle kalıyor ama oraya 2-2,5 yıldan beri aşı gitmiyor. Yani bunun aşısı var. Bu aşılar hiçbir zaman oluya ulaştırmıyor. Hala Dünya Sağlık Örgütü Başkanı diyor ki işte 10 milyon aşı, Afrika CDC'nin açıklaması var, 10 milyon aşı lazım bize. 2002'den beri devam ediyor. Daha önceden beri devam ediyor. Ne aşı ulaşıyor ne bir şey ulaşıyor. Yani orada tamamen bir yoksulluk içerisinde. Tamamen Mustafa Hocam'a katılıyorum. Burada Afrika'da olmasaydı bu hale gelmezdi. Türkiye'de olsa diyelim ki şu anda orada bir 15 bin vakadan bahsediliyor. Bence 15 bin vakadan çok çok daha fazladır. Ama Türkiye'de bu olsaydı Allah korusun bu vakalar zaten çok küçükken sınırlandırılırdı. Aşılı olur, bir sağlık bakımı yapılır. Bizim COVID-19'da sağlık bakımını nasıl yaptığımızı tüm dünya gördü. Yani şehir hastaneleriyle diğer tüm hastanelerimizde doktorların 48 saat, 68 saat çalışmasıyla herkes gördü. Ama orada böyle bir şey yok. Sağlık çalışanı yok. Yani yetişmiş sağlık çalışanı yok. Hala Dünya Sağlık Örgütü oradaki sağlık personelinin eğitiminden bahsediyor. Belki de bu Dünya Sağlık Örgütü'nün görevi değildir. Ama dünyanın işte diyorum ki bak orada Çin var, Amerika var, Rusya var, Belçika var, Fransa var. Hepsi o lityum iyon pilleri. Çünkü Çin en büyük elektronik işte araç üreticisi. %70'i zaten o lityum, kobaltın %70'i oradan temin ediliyor. Onların hepsi oraya bir sömürü ülkesi, mineral gözüyle bakıyorlar. O çünkü o minerallerin çıkarılması da dahil olmak üzere oradaki ülkenin ve doğanın gerçekten çok zarar veriyor. Ama hiç kimse oraya gidip de bir hastane açalım, bir yol yapalım, bir su götürelim falan diye düşünmüyor. Tüm ülkeler orada, tamamı sömürülüyor ve çocuk işçiler, 15 yaş altında birçok çocuk işçi çalıştırılıyor. Bunların hepsi kamplarda yatıyor. Tabii ki çocuklar ölüyor. Bu ölmen çocuklarla ilgili de tabii ki bu hastalıktan mıdır, diğer beslenme yetersizliğinden midir bilinmiyor. Oradaki gelen verilerle ilgili belki orası diyelim ki 500 kişi öldü diyorsa belki de bunu 10'la çarpmak lazım. Çünkü kayıtları ile ilgili bir şey çok sağlıklı bilgiler de denemiyoruz. Peki. Hiçbir sistemleri yok. Sadece girişte ben bunları söyleyeyim, daha sonra da detaylandırırız. Peki. Yani hem insanın kişisel hayatında hem dünya toplumların hayatında krizler insanların veya toplumların karakterlerini gösterir. Çin'de o ilk Wuhan virüsü, COVID-19 SARS virüsü çıktığında oradaki meslektaşlarımız, Çinli meslektaşlarımız bir kılavuz hazırladılar. Yani oradaki tecrübelerini anlatan bir kılavuz hazırladılar ve bunları dünya ile paylaştılar. Tüm dünya oradan öğrendi. Gerçekten onların o öğrendiklerini tüm dünyaya aktarmaları çok güzel bir işbirliğiydi. Herkese dağıttılar. Bu tıpçılar arasında zaten bilinir. Gerçekten hepimiz öğrendik. Yani ya işbirliği yaparsınız ve iyi şeyler yaparsınız, ya da onun dışında da birçok olumsuz örnekler de var. Ama buradaki olumsuz örneklerden, mesela işte ekonomiyle ilgili de konuşuyoruz. Buradaki olumsuz örneklerden bence en büyük, sağlıkla ilgili en büyük çıktı. Bu aşıyla ilgili ön yargılar oluşturması COVID-19 meselesinin. Yani insanların normal aşılara bile artık şüpheyle bakması gibi bir durum söz konusu. Burada ben farklı bir şey de söyleyeyim izninizle. İşte o söylediğim postun altında birçok işte binlerce yorum vardı. Onlardan bazıları şuydu mesela. Bu virüsleri ilaç firmaları çıkarıyor ve ilaç firmaları bundan para kazanıyor. Şimdi biraz önce Cüneyt Bey ekonomiyle ilgili yansımalarını söyledi. Ben ilaç firmaları açısından bakayım. Biraz önce söyledim, hep kronik hastalıklara odaklandı ilaç firmaları. Çünkü ilaç firmaları asla bir hastalığa bir tane ilaçla müdahale edilmesini istemez.
bir hastalığa belki de 10 tane, belki de 100 tane ilaçla müdahale edilmesini ister ki daha fazla para kazansın. Ve Covid-19'dan önce birçok ilaç firması aşı departmanını kapattı. İşte 2005'te, 2010'da birçok aşı departmanlarını falan da kapattılar. Çünkü aşı ilaç firmaları için rentable veya karlılık üreten bir şey değil aslında. Çünkü bir hastalığa bir tane ilaç buluyorsunuz, bitiyor. İlaç firmaları bunu istemez. O yüzden bu tür komplo teorilerini, ilaç firmaları çıkardığı gibi veya başka şeylerle ilgili komplo teorilerini işin bir tarafına bırakmak lazım. Söylediğiniz insan hakları ile ilgili. Tüm dünyada herkesin sağlıkla ilgili güvenini sağlamadıktan sonra ne benim sağlığım ne sizin sağlığınız tam anlamıyla bir araya olmaz. Yani eksik kalacağız. Mutlaka eksik kalacağız. Bugün Afrika'da olur. Yani yarın başka bir işte Çin'de olur veya Hindistan'ın geri kalmış bir yerinden çıkar bir virüs ve bu bizi vurur. Mustafa Hocam dedi ki Dünya Sağlık Örgütü hastalık X diye bir şey belirliyor. Evet, 2016'daki raporlarında var ve o hastalık X Covid-19 oldu. Çünkü yani virüsün geleceği belli veya bir pandeminin, bakterinin gelip insanlarda salgın yaratacağı belli. Bundan sonra da artık dünya bir taraftan pandemiler dönemine giriyor. Yani ülkeler buna bu Mpox virüsüyle ilgili söylemiyorum. Yani bunu muhtemelen çok şey olmadan atlatacağız. Ama bu yarın başka bir şey çıkmayacağı anlamına gelmiyor. O yüzden diyoruz, Cüneyt Bey gayet güzel söyledi. Aç bırakırsanız insanları, beslenme yetersizliği olursa başka bir şeyler olur. Yani ya isyan eder ya başka hastalık bulaştırıcılığı ile ilgili olur. Yani zaten mesela kızamık virüsü ile ilgili aşı karşılığından bahsettim. Kızamık virüsü tekrar yayılıyor. Çiçek virüsü, çiçek aşısı çiçek hastalığını yok etti. Şu anda insanlar aşı vurdurman diyor. Niye aşı vurdurman diyorsun? İşte Covid-19'da kalp krizlerine yol açtı. Bir sürü bir şeyler üretiyorlar. Ama bunların hiçbirisinin bilimsel bir değeri yok. Yani Covid-19 aşıları kalp krizlerini artırmadı. Hatta geçtiğimiz hafta Amerika'da bir çalışma yayınlandı. Covid-19 sonrası kalp krizleri insidansında düşüş var. Yani Covid'de zaten hastaneye başvurular azaldığı için kalp krizi azalmış gibi gözüküyordu. Hastaneye gidemiyorsunuz çünkü. Ama Covid-19 sonrası da şeyin insidansında, kalp krizinin insidansında düşüş var. Yani biz kalp krizlerini Covid-19'dan önce de görüyorduk. Halı sahalardaki ölümleri ondan önce de görüyorduk. Gençlerdeki kalp krizlerini ondan önce de görüyorduk. Ama şimdi ne olursa olsun bir şey başına geldiğinde insanlar bu Covid-19 aşısından diye bir şey çıkıyor. Algı bu değişti son derece, değil mi? Yani algı çok değişti ve gerçekten bu çok tehlikeli bir şey. Kızamık tekrar hortlayabilir. Tekrar gündemimize, yani şu anda şey Mpox'u konuşuyoruz. Yani bizle beraber işte Ocak ayında tekrar program yaparsınız. Kızamığı konuşmak zorunda kalmayalım. Ne olur bu aşılarla ilgili, aşı sağlığın bulduğu en yaratıcı şeydir. En iyi, en basit şeydir. Yani sadece bunun ulaşımı ile ilgili sorun var. Bunun ulaşımını bence zaten belki Mustafa Hocam, Derya, Dilek Hocam da katılacaktır. Yani bu aşıları ülkelerin üretmesi lazım. Hıfzı sağ dedik ya. Yani ilaç firmalarının değil de ülkelerin tamamen bu işi üzerine alması lazım. Bununla ilgili belki Birleşmiş Milletler buna yönelik bir çalışma yapması lazım.